İbn Haldun Üniversitemizin mütevelliyetinin değerli başkanı, değerli rektör hocam, saygıdeğer hocalarım, sevgili genç kardeşlerim, bugünün kahramanları olan mezun kardeşlerimiz, evlatlarımız ve onların arkasındaki büyük güç olan siz değerli velilerimiz, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Ben hayatım boyunca böyle üniversitelere davet edildiğim zaman koşarak gelmiş birisiyim. Bugün burada gerçekten İbn Haldun Üniversitesi'nin 5. mezuniyet töreninde sizlerle beraber olmak benim için de ayrı bir onur ve ayrıcalıktır. Her şeyden evvel bugün mezun olan evlatlarımıza, kardeşlerimize hayatlarında başarılar diliyorum. Ayrıca Türkiye'nin önemli ve başarılı bir projesinin mezuniyet töreninde bir arada olmak da ayrıca anlamlıdır. Çok kısa bir süre içerisinde burada fevkalade güzel bir kampüsün içerisinde eğitim alan ve bugün mezuniyetlerini gerçekleştirdiğimiz öğrencilerimize ev sahipliği yapan İbn Haldun Üniversitesi hem eğitim alanında bir başarı öyküsü hem de Türkiye'nin geldiği seviyeyi göstermesi bakımından önemli, örnek, numune bir projedir. Sözlerimin başında bu projenin başından itibaren büyük destekleriyle projenin gerçekleştirilmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, mütevelli heyeti üyesi, değerli hayırseverler ve buraya omuz veren bütün değerli bilim insanlarına sizler adına yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bir mezuniyet töreni aileler için bir iftar tablosu, hocalar için de ayrıca bir iftar tablosu. Ben de hayatı üniversitede geçmiş birisi olarak zaman zaman bugün Türkiye'nin herhangi bir yerine gittiğimizde birisiyle karşılaşıyoruz. Diyor ki hocam tanıyoruz, tanıyamıyoruz ayrı bir şey. Felence yıl ben sizin şu dersinizi almıştım, sizin öğrencinizim diyor. Hocalar için de böylesine öğrencilerini yıllar içerisinde görmek fevkalade büyük bir onurdur. Saygıdeğer misafirler, değerli hocalarım, değerli öğrenci kardeşlerim. Bugün burada bir iftar tablosu, bir başarı öyküsünü hep beraber izliyoruz. Ben kısaca şunu söylemek isterim. Dünyanın fevkalade önemli bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bilginin, bilimin her şeyden daha önemli olduğu, yeryüzünü ve yeryüzünün ötesindekileri anlamanın insanlık için önemli bir uğraş haline geldiği bir dönemden geçiyoruz. Bilgiye sahip olanlar, bilgiye sahip olmanın ötesine bilgiyi stratejik olarak yorumlayabilenlerin dünyada çok etkili bir hale geldiğini de fevkalade ciddi bir şekilde gözlemliyoruz. Bugün dünyada bilgi adına her şeyin var olduğu, bilgi üretiminin de en üst seviyede olduğu tarihsel dönemlerden birisindeyiz. Ancak bu kadar çok bilgiye sahip olmakla birlikte İnsanlık aleminin maalesef büyük problemler yaşadığı, büyük sıkıntıların içerisinde olduğu, insan bireyinin de huzursuzluklar içerisinde bu bilgi birikiminin, bilgideki gelişimden maalesef tam tersine bir istikamette insanların mutsuz, huzursuz ve gerçekten sorunlu bir alanda yaşadıklarını görüyoruz. Bunun esas meselesi, esas konunun aslı, değerli kardeşlerim, değerli veliler, bir medeniyet perspektifi içerisinde bilginin analiz edilememesidir. Burada İbn Haldun'un az evvel İrfan hocamın da ifade ettiği, İbn Haldun'un öğrettiği en önemli şeylerden birisi, dünü ve bugünü anlamakla ilgili, ben o analizleri yaparak öğrenmekle ilgili adımı attığımda, düşüncenin ve zekanın önündeki engellerin kalktığını da gördüm diyor. Yani insanların daha ciddi bir şekilde uyanık olarak dünü ve bugünü anlayabilmesi aslında bilimin en temel özelliklerinden birisi olmalıdır. Bu çerçevede bizim geleneksel ilim felsefemiz içerisinde ilim, hikmet ve irfan üçlemesinin birbirleriyle zincirle bağlı bir şekilde geliştiğini biliyoruz. İlim, enfüsi ve afaki olan bütün bilgileri içeren çok geniş bir hazinedir. Yani insanın şahsına
ve aleme ait olan bütün bilgilere sahip olmak bugünkü bilimlerin de farklı kategorilerini oluşturur. Ama sadece bilmek insanın kendisine ve çevresine, kainata ilişkin bilgiye sahip olmasından ibaret değildir. Bu esastır, bu olmazsa olmazdır ama bunun üstünde ikinci adında hikmet dediğimiz, yani bilginin insanoğlunun hayrına, hatta bütün yaratılanların hayrına olacak şekilde işlenmesi, kullanılmasını sağlamakta hikmet dediğimiz alanı oluşturur. Hikmete sahip olmayan bilgi sadece kitabi bir bilgidir. Hikmetle donanmamış bir bilgi, insanlığa faydalı olmayan bir bilgidir. Sadece hikmet de yetmez. Üçüncü aşamada ise bu hikmeti taçlandıran alan irfan dediğimiz alandır. Yani insanın ne biliyor olursa olsun, bilimde hangi derinliklere ulaşırsa ulaşsın, bildiklerinin Rabbinin bilgisi karşısında, ezeli ve ebedi bilginin karşısında sadece okyanusta bir damla mesafesinde olduğunu bilerek bilmeleriz bilmesinden dolayı bir övünç değil, bilmesinden dolayı bir mahfiyetkarlık hissetmesi, bir sorumluluk hissetmesidir.